Muhammed Farşad Mogulzade ve Amil Şahmarzade'ye karşı karşıya gelecek. Setting 1.75 tall, weighing 65 kilograms. Trained by Emrah Şahanoğlu and a fighter of Kastamonu University. 25 yaşında, 1.75 boyunda, 65 kilogram ağırlığında Emrah Şahanoğlu yapıyor antrenörlüğünü. Kastamonu Üniversitesi sporcusu and his professional record, a perfect one. 7 fights, 7 wins, kusursuz bir profesyonel kariyeri var. 7 maç yaptı, 7'sini de kazandı. Muhammed Farşad Mogulzade. Opponent in the red corner, Bera TV, Kırmızı Köşe'de, representing Azerbaijan. Azerbaijan'ın sporcu, trained by Yusuf Pirov and a fighter of club Zamit Semetov. Yusuf Pirov yapıyor antrenörlüğünü, Zamit Semetov kulübü sporcusu. 27 years old, standing 1.74 tall, weighing 63 kilograms. And his professional record, 5 fights, 3 wins, 2 coming in the way on our count, and 2 defeats. 27 yaşında, 1.74 boyunda, 63 kilogram ağırlığında, profesyonelde 5 maç yaptı, 3'ünü kazandı, 2 kez knockout etti rakiplerini, 2 kez de mağlup oldu. Amil Şahmarzade! Ve karşılaşmanın büyük hakemi Sayın Levent İkiciyeli. Gecemizin son karşılaşmasına geçiyoruz değerli izleyenler. Levent İkiciyeli mücadeleyi yönetecek Muhammed Farşad Mogulzade ve Amil Şahmarzade karşı karşıya geliyor. 7 maçta 7 galibiyetle buraya geldi Muhammed Farşad Mogulzade. Kariyerine namağlup devam etmek istiyor ama namağlup sporcular için bugün çok iyi geçmedi açıkçası. Bakalım Muhammed Mogulzade neler yapacak, hep birlikte göreceğiz. İlk rounda geçiyoruz değerli izleyenler. Muhammed Farşad Mogulzade ve Amil Şahmarzade karşı karşıya. Azerbaycanlı sporcu Şahmarzade'yi mavi şortuyla izliyoruz. Yeşil şortuyla Muhammed Farşad Mogulzade. Afgan sporcu karşımızda, 25 yaşında Mogulzade, 1.75 boyunda. Amil Şahmarzade 27 yaşında, 1.74 boyunda. Sporcuların fiziklerinin de oldukça benzer olduğunu söylememiz lazım. Şimdi bakalım bu mücadele nasıl gelişecek. Müthiş bir gece geçiriyoruz. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda artık gecemizin de son maçı ve şu ana kadar maçlarımızın heyecan kalitesi 10'da 10. Çok kaliteli 10 maç izledik. 11. maçında aynı şekilde geçmesini bekliyoruz ki öyle de başladık zaten. Ve kombinasyonuyla geldi. İyi bir kontra çıkartmayı başarıyor burada Muhammed Mogulzade. Ardından middle kick isabeti geldi. Aparkatı aradı. Mogulzade biraz daha sakin. Doğru kontraları arıyor şu ana kadar. Bulmayı da başardı. Amil Şahmarzade üstüne gidiyor rakibinin ama Muhammed Mogulzade şu ana kadar daha net darbeleri bulan taraf ama henüz daha 1 dakika 20 saniye geride kaldı. Karşılaşmanın ilk roundunda iki sporcu da dönmek istediler. İsabetler yok. İlk roundun ikinci yarısına geçtik. Sol köşe geldi Mogulzade'den. Amil Şahmarzade pres yapan taraf ama her seferinde yakalandı şu ana kadar neredeyse. Middle kick isabetli. High kick arkta kaldı. Low kick ardından tekmeler geldi üst üste. Mogulzade'den Amil Şahmarzade bir an dengesini kaybeder gibiydi. Köşeye sıkışacaktı ama rakibini köşeye çekti. Ardından da hakem Levent İkiciğeri araya girdi. Fight. 40 saniye kaldı. İlk round'un sona ermesine low kick kaçıyor. Low kick isabeti bu sefer geldi Muhammed Mogulzade'den. Spinning back fist. Sol kroşeye de isabeti bulamadı. High kick ardından sağ kroşe denemesi. Yine isabet yok. Round'un son bölümünde mücadelenin temposu artmış durumda.
İlk raundun son 10 saniyesi içindeyiz. Ve ilk raundun sonuna geliyoruz değerli izleyenler. Artık gecemizin son maçı ve bu gecenin altında imzası olan isim şu anda yanımızda. Burak Mataracı, yayınımıza da hoş geldiniz. Çok güzel bir gece, çok keyifli bir gece. Gerçekten Türkiye'de dövüş sporları tarihine geçecek bir gece oluyor şu ana kadar. Oldu da diyebiliriz hatta artık. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle çok teşekkürler. Burada seninle konuşmak da benim için büyük bir onur ama burada aslında işi en büyük hak eden ve gerçekten işi koordinasyonuyla yöneten sevgili Mustafa Özben. Ona da çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Güzel bir atmosfer yarattı. Bu gece ayrım renk kattı. Gerçekten bir profesyonelliğini bir kez daha bizim için konuşturmuş oldu. Çok büyük bir organizasyondu. Evet, iyi çalıştık. Kısa sürede bu organizasyonu set ettik. Güzel bir maçlar çıktı ama en önemlisi de sevgili sponsorlarımızın, özellikle de Kemal Cenk Erdem Bey'in bize bu desteği, bize çok ciddi anlamda bir yol katlettirdi. Kendisine de ayrıca buradan çok çok teşekkür ederim ve geçmiş olsun dileklerimi sunmak istiyorum. Evet, bir kez daha geçmiş olsun diyelim kendisine. Tabii sponsorların böyle organizasyonlardaki önemi ve değeri çok büyük. Spora olan desteklerinden dolayı da bir kez daha onlara teşekkür etmiş olalım. Kesinlikle. İkinci round'a geçtik değerli izleyenler. Muhammed Farşad Mogulzade, Amil Şahmarzade karşılaşmasında. Şahmarzade'den bir diz geldi, ardından sakroşe. Güzel bir high kick Mogulzade'den geliyor. Muhammed Mogulzade Afgan sporcusuna gitti rakibinin. Amil Şahmarzade köşeye sıkışmış durumda, nefes alacak bir alan arıyor orada kendine. O alanı kendine yaratmayı başardı Azerbaycanlı sporcu. Tekmeyi tutmaması lazım. Muhammed Mogulzade'nin bu sebeple bu yara aldı. Diz isabeti geliyor. Güzel bir lock geldi Amil Şahmarzade'den. İkinci roundda daha fazla pres yapan taraf yine kendisi ama bu sefer ilk rounda kadar darbe almadı içeri girerken özellikle. Azerbaycanlı sporcu. Bir push kick. Muhammed Mogulzade biraz daha yorgun gibi gözüküyor şu anda. Henüz daha ama ikinci round ortasına bile gelmiş durumda değiliz. Bakalım Amil Şahmarzade bunu avantaja çevirebilecek mi? Güzel bir sol isabeti. Bir sol kroşe çeneye doğru geldi. Muhammed Mogulzade güç saklıyormuş belki de bu yumruklar için. İki sol önce karaciğere doğru, ardından çeneye doğru geldi. İkinci round'un son bölümünde tekrar vites arttırmış durumda Afgan sporcu. İkinci round'un son dakikasına doğru artık geldik değerli izleyenler. Tempo yüksek bu 63 kilogram karşılaşmasında. İki sporcuda da yorgunluk belirtileri yavaş yavaş kendilerini göstermiş durumdalar. Spinning back fist denemesi isabetli olmadı. Sol kapta kaldı ama ardından devamını getiriyor Muhammed Mogulzade. Amir Şahmarzade'den diz isabetleri var. İki diz vurmaması lazım üst üste, bu konuda bu uyarı geldi hakemden. Saniye kaldı karşılaşmanın sonuna. İkinci round'un sonunda hemen düzeltiyorum. Hatta son 10 saniyeye girdik. Etkileyici bir şekilde gelmek istedi Muhammed Mogulzade ama aradı, isabeti bulamadı. Ve ikinci round'unda sonuna geliyoruz. Burak Mataracı ile birlikteyiz. Az önce aslında bu Ali Damak Thomas Nelson dövme maçının ardından bir müjdeyi de duyduk. Bir rövanş olacak ve tarih de verdiniz aslında. 25 Mayıs dediniz. Evet. 25 Mayıs'ta Kıbrıs'ta ikincisini planlıyoruz. Gerçekten büyük bir organizasyonu da dediğim gibi senede üçüncü organizasyon sözünü var. Bunun ikincisini Kıbrıs'ta, üçüncüsünün Londra'da planlamayı düşünüyorum. Olayın kalitesi ortada. Gerçekten Türkiye'deki kickboks olarak belli bir kalite ve profesyonellik isteyen bir organizasyon. Bu maç sonrasında sonuç açıklandıktan sonra gerçekten gayet iyi.
maçlar çok profesyoneldi. Atmosfer çok iyiydi. Seyircilerimiz, içerideki misafirlerimiz gerçekten yani hak ettiği değeri bulduğunu düşünüyorum şu anda. Çok da büyük üstadlarımız vardı. Hepsine de ayrıca teşekkür ediyoruz burada. Gerçekten elinize sağlık. Yani Türkiye'deki Fox'un kalitesini çok yükselten bir ülke olduğunu çok net söyleyebilirim ben. Ve 3. rounda geçiyoruz değerli izleyenler. Artık gecemizin son rounduna da böylece geçiş yapmış olduk. Son 3 dakika tadı damağımızda kalacak bu gecenin ama aynen öyle. Artık son dakikalar, son saniyeler izleyeceğiz. Muhammed Farşad Mogulzade ve Amil Şahmarzade arasında. Middle kick isabeti geldi. Çekmemesi gerektiği konusunda bu yeri Amil Şahmarzade'ye geliyor. Mogulzade yine kroşelerle rakibinin karın boşluğuna doğru gelmeye çalışıyor özellikle. Üst üste iki dizi geldi bir kez daha Amil Şahmarzade'den. Levent İkici ile bu konudaki ikinci uyarısını yaptı sporculara. Konki isabeti şimdi Mogulzade üstüne gidiyor Amil Şahmarzade'nin. Amil Şahmarzade orada biraz sarılarak da olsa tehlikeli pozisyondan kendini kurtardı. Son iki dakika. Sol kroşe kaçtı. Güzel bir kombinasyon izliyoruz Mogulzade'den. Çok net bir sağ isabeti var orada kulağa doğru kombinasyonun sonlarında. Yani biraz daha yorgun gözüküp biraz daha dinlenip ardından bir anda gaza basabiliyor, vitesi artırabiliyor Afgan sporcu. Middle kick çok net bir isabet geldi. İplerin arasına sıkıştı Amil Şahmarzade. Şimdi sporcular bir kez daha iplerdeler. Orada neredeyse de bu geceyi 120'den fazla ülkeye aktaran ABD'li meslektaşlarımız deniyordu. Jordan'ın üstüne doğru düşeceklerdi. Birazdan zaten yayınımızın sonunda ben de onların yanına gideceğim. Birlikte kapatacağız İnşallah. Yayınımızı. Son dakikası karşılaşmanın sporcular alkışları da alıyorlar. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda izleyicilerden. Karşılaşmada tempo bir kez daha artmış durumda. Mogulzade üstüne gitti. Şahmarzade'nin ve Muhammed Mogulzade saydırmayı başarıyor. Son roundun son bölümünde ilk knockdown'da gelmiş oldu. Yakın geçen bir mücadeleydi. Belki Muhammed Mogulzade bir adım öndeydi ama bu knockdown'la birlikte üstünlük deli almış durumda. Levent İkiceri daha başta dediği anda gelen bir darbe. Ve bir kez daha sayıyor hakemimiz. Artık galibiyeti tam anlamıyla ele almış durumda. Kesinlikle. Muhammed Farşad Mogulzade. Kendinizi her an korumanız gerekir ringdeyken. Bunu çok iyi değerlendirdi Muhammed Mogulzade ve mücadelemiz sona eriyor. Afgan sporcu profesyonel kariyerine 8'de 8 galibiyetle devam edecek ve maç sonrasındaki kendisi de mutluluğu da ekranlarımıza yansıyor. Burak Mataraş artık ring aksiyonu sona erdi gecede. Yani neler söyleyeceksiniz? Nasıl bir his var şu anda üstünüzde? Bir rahatlama mı var? Bir gurur mu var? Ne var? Gerçekten öncelikle şunu söylemek bizi yetiştiren, bizi büyüten birçok antrenörlerimize onların gururunu taşıyorum üstümde aslında bakıldığı zaman. Ve gerçekten şu anda hafiflemiş bir kendimi kuş gibi hissediyorum açıkçası. Çok büyük bir yük kalktı üzerimden. Yani büyük bir organizasyondu. Çok emek vardı. Çok böyle ciddi anlamda yorgunluklar, engeller açtık. Ve hala da buna dediğim gibi devam ediyoruz. Bakıldığı zaman yani bilmeyen birçok şeyle karşılaşabiliyoruz. İşin içindeyim ama ilk organizasyon biraz yukarıdan başlattığımız için kendimizi ciddi anlamda yoruldum diyebilirim. Gerçekten çok yüksek bir yere koydunuz da yükseltiğe bir devam edeceğiz. Üstlenmek açıkçası. Yani kesinlikle gördükten sonra 25 Mayıs Kıbrıs'ta o zaman heyecanla bekliyoruz. Aynen öyle. Evet, gecenin son maçında